Aşkım, çok gerginsin son zamanlarda. Biraz masaj iyi gelir. İstemiyorum. Sevgilim, anlıyorum işler çok yoğun. Yani başka sorunlar da var. Ama bizi biraz ihmal etmiyor musun? Bak ne diyeceğim sana. Yine ne diyeceksin Meryem? Biz hep böyle annenlerle mi yaşayacağız aşkım? Yani ben diyorum ki biz bir ev tutsak. Hem bebişimiz de geliyor. Bak, bebişimiz de bunu istiyor. Sen bunları nereden çıkarıyorsun ya? Niye garipsiyorsun Gökhan? Biz bir aile değil miyiz? Aile? Biz bir aile olsaydık, işlerin bu kadar yoğun olduğu dönemde böyle saçma sapan şeylerle gelmezdin karşıma Meryem. Ne oldu? Neden ayrılmak istemiyorsun buradan? Yoksa burada seni bağlayan bir şey mi var? Sen ne demek istiyorsun ha? Görmüyor muyum sanıyorsun? Neyi görüyorsun Meryem? Neyi, neyi? Belgine nasıl baktığını. Meryem, bak saçma sapan konuşup benim canımı sıkma. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Ha? Babanız size ne dedi? Bir derdiniz varsa gidin odanızda halledin demedi mi? Tamam anne. Bak bir şey, bak. Bana bak. Ne dedin de benim oğlumu bu hale getirdin, sinirlendirdin? Hiçbir şey demedim. Evimizi barkımızı bilelim, taşınalım buradan dedim. Bu kadar. Ha, bak bir de şirketi de üstüme yapın deseydin bari. Saygısızlık ediyorsunuz. Ben sizin torununuzu taşıyorum. Ha şunu bileydin. Yat kal, o çocuğa dua et, anladın mı? İleri gidiyorsunuz. Hareketlerine dikkat et. Çocuk doğduktan sonra ne olacağı hiç belli değil. Kendi yolunu kendin çizme. Ha, bu kadar. Siz daha benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Ama öğreneceksiniz. En çok da sen Ayşe Hanım. Anneciğim. Aa, ne oldu kız? Ne bu sevgi gösterisi? Hiç. Hadi hadi söyle. Var sende bir haller. Umut'la ilgili diyelim. Ne? Nihayet iyi bir haber aldım. Ama bana bak çok dikkatli olmalısın çok. O ne demek şimdi anne ya? Yani abin gibi aptallıklar yaparak elinden kaçırma demek. Gözü senden başka kimseyi görmeyecek. Şimdilik önlemimi aldım diyelim. Hem ben kimin kızıyım? Kaçar mı benden? Vay işte bak kız olsun taştan olsun. Bak işte geldin böyle iki sözle havamı dağıttın. Kızım, bizim Serap vardı ya. Onun kuzeninin sevgilisi ne yersen evli çık. Senin de sohbetine doyum olmuyor bugün. Nedense. Kusura bakma canım ya. Ya aklımda bin türlü şey dönüp duruyor. Usta başlar mı yoksa Umut mu? Ya kuzeninin sevgilisinden girdin konuyu nasıl Umut'a getirdin Nazlı ya? Ya ne alaka şimdi Umut? Tamam şekerim sakin. Bir şey demedik. Hayır yani herkesin ağzında bir Umut. Ne işim olur benim Umut'la filan? Herkes derken? Kim olacak? Hani şu geçen gelen kız yok mu? Geçti karşıma. Hı. Yok üzülürsün. Yok ben Umut'u yakından tanırım. Ha bana ne ya? Anlaşıldı. Senin moralin ona bozuk. Neye? Umut'un o kızla yakın olmasına. Yok ya. Yok yani gerçekten siz el birliğiyle delirteceksiniz beni. Ya kimle olursa olsun bana ne ya? Beni ne ilgilendirir? O zaman bu hırçınlık niye? Ay tamam canım. Sevgilisiyim dememiş ki. Yakınıyım demiş. Ne var bunda? Hah. İşte şimdi doğru söyledin. Beni ilgilendiren hiçbir şey yok. Efendim Gamze? Umut, çok vaktini almayacağım. Sana bir şey söylemek istiyorum. Dinliyorum seni. Ben bugün Dünya'yla karşılaştım. Öyle ayaküstü konuştuk.
ama sanırım beni yanlış anladı. Gamze, ben sana ne dedim? Benden habersiz gelme demedim mi? Çok özür dilerim. Neyi yanlış anladı? Yani ben de anlamadım. Bizi sevgili sandı sanırım. Nasıl yani? Sen bir şey mi söyledin? Ay yok canım, ben ne söyleyeceğim? Bambaşka bir şey konuşuyorduk. Öyle bir anlam çıkardı kendi kendine. Bence iyi oldu. Senin kimliğini gizlemen açısından diyorum. Tamam Gamze, sağ ol. Ben sana haber vereceğim. Teşekkür ediyorum. Dur dur, kapatma hemen. Bak geçen defa da ektin beni. Kırılıyorum ama artık. Tamam Gamze, haberleşiriz. O zaman bu akşam yemek yiyoruz. Haberleşiriz. Anlaştık. Akşam sendeyim. Şimdi anlaşıldı senin tripli hallerin. Kıskanıyoruz demek ki. Recep baba, hayırdır? Evin salonunu boyayacaktık. Onun için götürüyorum bunları. Ya söyleseydin ya bana, yardım ederdim. Tek başına yüklenmişsin. Tayfun gelecekti ama işi çıktı herhalde, ortalıkta yok. Ya aşk olsun sana, Tayfun yoksa ben varım. Anlar mısın badanadan? Yapamazsam kesersin cezamı. İyi, iyi olur vallahi. Ben de kahveye hemen geri dönerim, boş kalmamış olur. Tamam o zaman, vakit kaybetmeyelim. Hadi yürü. Yılda iki defa da badana yapsak illa bu rutubet kendini gösteriyor. Aman eski ev işte. Sadece rutubet mi sanki? Ben sizin yerinizde olsam var ya, bir dakika düşünmem hemen satarım. Hazır alıcı da var. Ya ev işte. Hani suyu akar, boyası dökülür, borusu patlar. Olur yani. Öyle oğlum öyle. Haklısın. Recep baba, sen kahveye geç istersen. Burası bende, sen hiç merak etme. Tamam oğlum, sağ olasın. Şimdiden eline sağlık. Ha, Tayfun gelince onu da yollarım, birlikte yaparsınız. Tek başına zor iş. Biz de ayak altında dolanmayalım o zaman. Sen de rahat rahat yap işini oğlum. Ocağın üstünde de börek var, ye mi? Aç acına çalışma. Elinize sağlık. Hadi hadi, çıkalım da oğlan bir an önce başlayıp bitirsin işini. Kolay gelsin oğlum. Teşekkürler. Geçen gün konuştuğumuz meblağın çıkışını hazırla. Efendim, Belgin Hanım'la... Konuştuk biz Belgin Hanım'la. İmzaya sunabilirsin. Peki Gökhan Bey, emredersiniz. Kolay gelsin Hayriye. Ah, sağ ol abla. Nasılsın, iş güç yolunda mı? Vallahi abla, sordum diye söylüyorum. Hayırdır? Biliyorsun, ev bak kira. Faturalarda bir yandan. Ben de buradan çeviriyorum evi. Kötü bir şey mi oldu? Bak, meraklandırdın beni şimdi. Kaç ay oldu abla, sizin defter kapanmadı. Borç öylece duruyor. İnan ben çekiniyorum söylerken. Bizim defter mi? Ne borcuymuş bu? Nevriye'nin manikürü, pedikürü, saç boyası. Kaç kere aradım açmadı. Mesaj attım dönmedi. İnan dükkanın önünden bile geçmiyor artık. Ah Nevriye, ben sana sunmaz mıyım? En kısa sürede ben ödeyeceğim borcu. Tamam kızım. Tamam ablacığım. Ne olur kusura bakma. Mecbur kaldım artık. Olur mu kızım? Sen kusura bakmazsın. Hadi kal selamet. Görüşürüz ablacığım. Baba. Ben geldim. Ya yine beni beklemeden başlamışsın. Aşk olsun ya. Umut. Hey. Hoş geldin. Duymadım geldiğini. Senin ne işin var burada? Sen bu soruyu son zamanlarda ne kadar çok sorduğunun farkında mısın? Olur olmadık yerlerde karşıma çıktığın için olabilir mi? Ben bir yerde okumuştum. Tesadüflerden kaçabiliriz ama yazgımızdan asla. Bizimki de böyle bir şey olabilir mi acaba? Hı.
Alıntım bittiyse soruma cevap alabilir miyim? Ne işin var burada? Gördüğünüz gibi duvarları boyuyorum. Hani elim az buçuk fırça tutuyor ya benim. Yani Recep Baba salonu boyayacakmış ama kahvede de duracak kimse olmadığı için ben yaparım dedim. İyi, sağ ol. Gerisini ben hallederim. Yok, olmaz. Yani beraber yapacaksak olur çünkü yetiştiremezsin. Niye yapamıyormuşum? Ben sana yapamazsın demedim ki. Yetiştiremezsin dedim ki benim Ayfer teyzeye sözüm var. Akşama kadar burasının bitmesi gerekiyor. Hı. Hadi be kadın, hadi. Nasılım? Yakışmış mı? Etek falan mı giysem bilemedim ya. Yani elbise iyi de ne bileyim. Rengi falan mı kötü? Evde olacağız ya, rahat bir şeyler olsun istedim. Değiştireyim mi? Ay yok yok, iyi. Bak ne diyeceğim sana. Evi şöyle iyice bir kolaçan et. Kadın eşyası falan varsa diye yani. Kimin eşyası olacak canım? Ay ben söyleyeyim de. Bu mesele elbiseden daha önemli. Polyen de yakıyor. Bu akşama mı özel? Yok, benim değil, annemin. Daha önce hiç görmedim. Yeni aldı herhalde. İdolüm ya. Neyi nereden alacağını çok iyi biliyor. Maşallah. Neyse ben bir Gökhan'ı arayayım. Şıkır şıkır hazırlanmışsın. Nereye? Akşam Umut'la yemeğe gideceğiz anneciğim. O yüzden birkaç elbise denedim. Aa, o kolyeyi sen nereden buldun? Çıkar çabuk, çıkar. Ya niye anne ya? Alt tarafı bir kolye. Ay, kızım annenizin sözünü dinleyin. Çıkar diyorsan çıkar. Allah Allah. Ay aman, ne değerli kolyeymiş. İnşallah kimse görmemiştir. Ay birileri gördüyse biterim, biterim. İşte şimdi elime düştün Ayşe Hanım. Evet, kahve molası. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ben az önce bunları gördüm de burada. Kim bunlar?
Bakayım. Abim. O zamanlar her şey farklıydı tabii. Nasıl yani, daha mı güzeldi? Yani orasını bilmiyorum ama daha iyi anlaştığımız kesin. Abimin yanından hiç ayrılmazdım. Benden kurtulmak için gizli gizli evden kaçıp arkadaşlarının yanına giderdi ama bir bakıyordu ben ondan önce gitmişim. Küçük tatlı bir belaydın yani. Yani büyüyünce her şey değişiyor tabii. O güzel ve mutlu anlar fotoğraflarda kaldı. Buradan bakınca pek öyle görünmüyor gibi. Yine kaşlarını çatmışsın. Ya ama bu fotoğrafta abim oyuncak araba almışlardı, bana almamışlardı. Ben de acayip bozulmuştum haliyle. Ne oldu, neden güldün? Hiç. Ya söyle. Allah Allah, nerede bu ya? Yeni taşınan çocuğa mı baktın kızım? Evet. Recep babanın evini boyamaya gitti. Ne tarafta bu ev? Şuradan düz gideceksin. İleride sağda boyalı ev. Kime sorsan gösterir. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Söyle hadi. Sen de tutturdun mu tutturuyorsun ha? Çocukken de böyle inatçı mıydın acaba? Konuyu değiştirme bir kere. Neye güldün söyle. Yok, sen kesin çocukluk huylarını bugüne taşımışsın. Ama sadece inat değil, kıskançlık da var. Ne alaka ya? Ne kıskançlığı yani? Kimi kıskanmışım ki ben? Sen çocukken de böyle inkar ediyor muydun acaba? Ay vallahi bak, bir kahve yaptık, borçlu çıktık ha. Ya, tamam canım, kızma. İnsan sevdiğini kıskanır. Klişeleri bıraksak mı artık acaba? Hı? Bir kere insan kendisine ve karşısındakine güveniyorsa öyle kıskançlık oyunlarına girmez. E madem böyle dediğin gibi kıskançlık diye bir şey yoksa senin bugünkü tavrın neydi acaba? Ne varmış benim tavrımda? Buram buram kıskançlık kokuyordu. Bunların hepsi senin hayal dünyanın ürünü bir kere. Acaba diyorum bu hayal gücünü resimde falan mı kullansan? Tamam canım, kızma. Sonuçta kıskançlık da aşkın bir parçası değil mi? Öncelikle şu konuya bir açıklık getirelim. Yani bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Benim kalbimin boş olduğunu bilmeni isterim. Hayır ya. Hayır. İyi. Yani gönlüne göre birini bulursun da kalbini doldurursun o zaman. Bunun benimle ne ilgisi var anlamadım. Ya ben söyleyeyim de hani soru işareti kalmasın. Ben noktayı koydum, sen merak etme. Yani kalbim boş derken aslında biri var. Ama bu senin düşündüğün kişi değil. Ben kapıya bakayım. Senin ne işin var burada? Sanırım bugünün klişe sorusu bu. Efendim? Aa, evet. Beni aramanıza çok sevindim. Siz 2 yıl önce ustabaşların aldığı ihaleden çekilmiştiniz değil mi? Hı-hı. Evet. Evet, evet. Açıkçası beni aramanıza çok şaşırdım. Öncelikle ihaleden neden çekildiğinizi öğrenebilir miyim? Tabii, tabii tabii olur. Yüz yüze görüşelim, daha iyi olur hatta. Size neresi uygunsa ben oraya gelirim. Hı-hı. Bir saniye, adresi yazıyorum.
Tamamdır. Görüşmek üzere. Acil bir işim çıktı. Gitmem lazım. Ya ben bırakayım seni. Yok, gerek yok. Acil işim çıktı diyorsun. Ben bırakayım işte. Hem babama boya sözü vermişsin hem bırakayım diyorsun. Ben giderim. Buralar sende. Sen nasıl istersen. Benim de bir eve gitmem gerekiyor. Annem memleketten kargo göndermişti de geri dönmesin şimdi. Buralar sende. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Efendim Gamze. Umut, ben çok kötüyüm. Bir şey mi oldu? Telefon da olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Neredesin sen? Faildeyim. Her zaman oturduğumuz banktayım. Tamam. Geleceğim. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında vaktim biraz kısıtlı. Hemen konuya girersek sevinirim. Tabii. Ya şimdi aslında şöyle. Ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun dünya? Benden size nacizane bir tavsiye. Elinizde güçlü bir delil yoksa ileri gitmeyin. O ne demek? Bakın delil demiyorum. Güçlü bir delil diyorum. Çünkü söz konusu olan isim Usta Başlar. Siz bu ihaleden çekilmek için Usta Başlar tarafından tehdit mi edildiniz? Bu da nereden çıktı şimdi? O zaman söyleyin. Neden çekildiniz ihaleden? İş dünyası dalgalıdır Dünya Hanım. Bir gün çok istediğin şeyin diğer gün çıkarlarınıza zarar verdiğini görürsünüz. Denizcilerde bir laf vardır. Denizde inat yaşanmaz. İş hayatı da böyledir. Peki. Diyelim ki ben sizin dediğiniz gibi güçlü bir delil buldum. O zaman bana şahitlik eder misiniz? Siz bulun. Orasını sonra konuşuruz. Şimdi izninizle gitmem lazım. Tabii. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Benim adım da Dünya'ysa o delilleri bulup yıkacağım size. Neyin peşindesin Dünya? Neyin peşindesin? Bir şeyler dönüyor ama. Alo, baba. Dinliyorum oğlum. Dünya, ihaleye girdiğimiz firmalardan biriyle görüştü. Ceylan Erler Holding'den. Araştırmaya devam ediyor. Neyi araştıracaksa? Olsun, en azından boyundan büyük işlere kalkıştığını öğrenmiş olduk. Baba,
dünya bu araştırmaların arkasını bırakmadığına göre arkası dolu olabilir. Acaba diyorum, Tekin amcalar senden habersiz bir şey yapmış olabilirler mi? Böyle bir şey mümkün değil oğlum. Benden habersiz ne karıştırabilir onlar? Sen bilmiyor musun, bu şirkette benim haberim olmadan sinek uçamaz. Biliyorum baba, biliyorum ama yani bir şeyler oturmuyor kafamda. Firmayla görüşecek kadar ileriye gittiyse başımız ağrıyabilir. Daha önce konuşmuştuk, düşmanımız çok. Bir iftirayla itibarımızı sarsabilir. Dikkat et. Tamam baba, merak etme sen. Beni seçecek. Ne olursa olsun beni seçecek. Hayır. Başka bir kadın söz konusu bile olamaz. Hem de bu kadar yakınındayken olamaz. Gamze, iyi misin? Senin ne işin var burada? Umut aradı. Kötüymüşsün. Yanına gelmemi söyledi. Ne oldu? Bak, sen hiç iyi görünmüyorsun. Seni gönderdi yani. Bir şey olduğu yok. Hem zaten olsa da seni ilgilendirmez. Çalışıyorsun sen Gökhan? Bu kız başımıza iş açacak Tekin. Önlemimizi aldık mı dedim, aldık dediniz. Ne olmuş ya, bir düzgün anlat şunu. Ne olacak? Ceylan erler. Onlarla görüşmüş. Bu mümkün değil, nasıl ulaşmış? Bu kadar ileri gidebileceğini hiçbirimiz tahmin etmemiştik. Elinde bir evrak, bir belge varsa çok uğraştırır bizi arkadaşlar. Temizleriz ama zamanımız alır. Kaybımız büyük olur. Ya Yusuf amca, Umut ne diyor Umut? Hani bunların dibinde olan o ya. Elinde bir şey olmadığını söylüyor ama bence o da pek emin değil. Belki de kızın elinde bir şey var ama Umut inanmıyor. Gökhan haklı. Bu kız giderek daha tehlikeli olmaya başladı. Plan dahilinde bilgi almak iyice zorlaşıyor. Yusuf amca, eğer müsaadeniz olursa ben kendi yöntemlerimle bu kızın elinde ne var, ne yok her şeyi öğrenirim. Tamam. Tamam, git öğren bakalım. Elinde bir delil varsa daha sıkı bir önlem alırız. Ceylan elleri ne yapacağız peki? Ne mi yapacağız? Usta başlarının arkasından iş çevirmek neymiş göstereceğiz. Tamam, o iş bende, merak etme. Ne işin var senin burada? Ya Umut'cum, yeni evin için hayırlı olsuna geldim de kapı duvar. Ben de kendi tekniklerimle girdim. Kusura bakma. Defol git. Benim de asabımı daha fazla bozma. Şu hallere bak ya. Sen var ya, yurt dışında kala kala misafirperverliğe dönürmüşsün. Bak oğlum, ilk önce hoş geldin denir. Sonra bir şeyler ikram edilir. Hani öğren bunları, bak işe yarar bu mahallede. Eline sağlık çocukların, vallahi temiz iş çıkarmışlar. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yeni oğlandan benim pek umudum yoktu ama şaşırttı beni. Ay, ay
İki günde kıymetliniz oldu ya çocuk, anlamıyorum yani. Zaten boya kokusu da çıkmamış daha. Keşke kuaför boyası da dokunsaydı da borcunu ödeseydin. Ne kuaförü ya? Badanaya diyorum ben. Sübhanallah. Ne oluyor Ayfer? Ay ne olacak? Hayriye çevirdi bugün beni yolda. Kadın bin mahcup. Nevriha'nın boyasını, bakımını yaptırmış, borcunu ödememiş. Ya ben ödeyecektim ama bir türlü fırsat ol... Neyin fırsatı ya, neyin fırsatı? Kadın seni aramış, sana mesaj atmış. Sokağımdan bile geçmiyor artık dedi, yerin dibine girdi. Tamam, bir daha olmaz. Sen götür öde kadının borcunu bu hafta. Ne yapsam yaranamıyorum size zaten ya. Bıktım, gerçekten bıktım. Ya hala konuşuyor ya. Tamam Ayfer. Ne oldu yine? Yok bir şey kızım, yok. Sen neredeydin? Aradım açmadın. Ustabaşları rakip firmayla görüştüm. Şimdilik elimde bir şey yok ama güzel gelişmeler bunlar. Aman kızım dikkat et kendine. Tehlikeye atma kendini. Tamam babacığım, merak etme. Kızım baban doğru söylüyor. Önce sen. Yemek koyayım mı sana, karnın aç mı? Yok anneciğim, dışarıda atıştırdım bir şeyler. Aç değilim. Masanın üzerine Umut'a tabak hazırlamıştım. Onu bir götürüversen. Börek hazırlamıştım, yememiş. Aç acına çalışmış çocuk. Hay aklında bin yaşa hatun. Uşağın boğazından bir Karadeniz yemeği geçsin. Nazlı da beni lokantaya çağırmıştı zaten. Geçerken bırakırım o zaman. Selam söyle ikisine de. Evet. Ne anlatacaksan söyle. Tamam tamam, sadede geliyorum. Dünyanın elinde ne var ne yok öğrenmemiz lazım. Ben sana kaç defa söyleyeceğim? Ha? Dünyanın elinde bir şey yok. O kadar eminsin yani ha? Eminim ya da değilim. Sana ne? Oğlum biz burada evcilik mi oynuyoruz? Dünyanın elinde ne var ne yok öğrenmemiz lazım ya. Mutfağa git, biri geldi. Mutfağa git. Hoş geldin. Annem gönderdi. Boya için teşekkür etti. Ya sağ olsun, zahmet etmiş. Ellerine sağlık. Teşekkürlerimi ilet. Olur, iletirim. İyi geceler. İşin mi var? Evet. Anladım. Kolay gelsin. Ben Nazlı'ya geçiyorum. İşin erken biterse sen de gel istersen. Hem öyle bugün seni boya içinde bıraktım. Bir özür niyetine kahve falan ısmarlarım. Ya gerçekten ısmarlamış kadar oldum. Teşekkür ediyorum. Ama ben erken yatarım. Zaten biraz yorgunum. Hı. İyi, sen bilirsin. Vay be. Özür kahvesi ha? Bitti mi? Ha? Evcilik oyununuz diyorum, bitti mi? Hani bittiyse ben ona göre ciddi konulara geçeceğim de. Kızın ofisine girip ne var ne yok bak. Diğer firmalar arkamızdan iş çeviriyorlar mı öğrenmemiz lazım. Lazım olduğunda ulaşılmaz, başka zaman burnumun dibinde biter. Meryem. Gökhan'ı arıyorum ama ulaşamıyorum. Evde mi? Neden arıyorsun? İşle ilgili bir maili yanıtlamam lazım ama önce kendisiyle konuşmalıyım. İşle ilgili maili yanıtlaman lazım. Bu saatte. Ne demek istiyorsun Meryem? Yani başka niçin arayabilirim? Aramamalısın zaten Belgin. Yani karısı olan, doğacak bebeği olan bir adamdan uzak durmalısın. Yakışmıyor sana. Haddini bilerek konuş. Ağzından çıkanı kulağın dursun. Ben baştan söyleyeyim de. Sen dikkate al ya da alma.
kocamın peşindesin sürekli. Sen beni kendinle karıştırıyorsun herhalde. Kozucuğum Ayşe, unutmuşlar mı? Ay Ayşe'cim. Ay anacığım, böyle bak yapıyorsunuz şerbetli tatlıları, kilo oluyoruz sonra. Kerime. Bir tane verdim sana, gece gece rahatsız etmesin. İyi yapmışsın canım, sağ ol. Ah Meryem. Hoş geldin kızım, geç, geç otur. Hoş buldum. Aa, sen nereden çıktın? Aşk olsun, öyle şey söylenir mi? Hoş geldin kızım. Ya yürüyüşe çıkmıştım. Şöyle geçerken bir uğramak istedim size de. İyi yaptın, iyi yaptın. Nebahat'cığım. Lütfen tatlı ikram et misafirimize. Hemen. Yanında ne içersin? Ihlamur kaynattırayım mı sana? Yok, bir şey istemem. Teşekkür ederim. Kızım nasılsın? Hı? Nasıl gidiyor hamilelik? Her şey yolunda mı? Ya iyi de arada sırada bulantım oluyor işte. Olacak o kadar herhalde. Can taşıyorsun. Biz de doğurduk. Yani bu işin tuzu biberi o. Kerime teyzeciğim. Hı. Ben sizden bir şey isteyecektim aslında. Ne isteyecekmişsin sen Kerime'den? Bitti mi hepsi, bu kadar mı? Vallahi olanları indirdim. Bagajda kalanları da kahveye bırakır. Çok teşekkür ederim Tayfun ya. Bu aralar çok yoruyorum seni. Hepsini tek başına yapabilecek misin? Hallederim. Ya en fazla iki tur yaparım, dert değil. Ya aslında dünya da gelecekti ama. Geldi bile. Hoş geldin. Bir an beni ekeceğini düşündüm. Ya aşk olsun Nazlı ya. Ben seni ne zaman ektim? Ya Tayfun, sen de kusura bakma, bugün için öyle boya içinde bırakıp geldim size ama. Yok ya, lafım olur. Senin işin gücün var sonuçta. O zaman biz buradan başlayalım. Sen de mater al. Ben malları bırakıp geliyorum. Hızlıca yetişirim size. Acele etme ya, burası bizde. Size kolay gelsin. Sana da. O zaman biz buradan başlayalım. Alo, Nazlı. Nerede kaldın kızım ya? Sabahtan beri seni bekliyorum. Umut'a uğradım. Kızım, işin bittikten sonra söyleseydin ya, takılırdık dörtlü. Ya, çağırdım aslında ama yorgunum falan dedi. Böyle bir isteksiz gibiydi. Üf, aman, kendi bilir. Anlaşıldı. Sen ona bozuksun. Ay, işi vardır belki. Ne var bunda? Yok ya, ne bozulacağım. Yapsın işte işini güzel güzel. Kıskançlık desen var. Trip desen var. Rota oluşturuluyor. İstikamet aş. Üf Nazlı ya. Üf. Bum bum bum. Söylesene. Ne istiyorsun? Geldi kuruldu. Bir şey isteyeceğim diye maymun etti bizi. Estağfurullah anneciğim. Yani çekindim de biraz. Çekinecek ne var kızım ya? Biz yabancı mıyız? Söyle hadi, ne istiyorsun? Hani senin bir kolyen vardı. Böyle üzerinde pırlanta taşlar sıralı. El işçiliği olan.
özel bir parçaydı sanki. Nereden çıktı o kolye ya? Nereden çıktı o kolye şimdi? Hem senin, Kerime'nin kolyesi seni ne ilgilendirir? Hatırladım onu, evet. Ya biz haftaya Gökhan'la baş başa yemeğe çıkacağız da... ...izniniz olursa bir gecelik ödünç alabilir miyim sizden? Kızım senin kolyen yok mu? Ha? Böyle şey istenir mi? Aa, evde bir sürü var. Evden taksana. Hadi kendinden bulamadın bana sor. Ramze'ye sor. Ne ayıp ya, ne ayıp. Hay Ayşe'cim aşk olsun. Yani kızcağız heves etmiş işte. Bunlar genç be tatlım. Yani oluyor öyle. Hiç sorun değil. Tabii ki verir. Merak etme. Bak Kerimeciğim lütfen. Eğer verirsen beni ezip geçersin yani. Olur mu öyle şey ya? Yani böyle şeyler istenir mi? Ev mücevher dolu. Aşk olsun ama ben yabancı mıyım? Valla kırılıyorum. Hiç. Kerime teyzem yabancı mı? Yani. Kızım sen merak etme. Ben şimdi gider alır gelirim sana. Geliyorum. Kızmadın değil mi anneciğim? Kötüyüm diyorum. Bana Eren'i gönderiyor. Kendisi nerede? O ucuz kızın yanında. Seni istedim ben ya. Seni. Ama sen ne yaptın? Canımı yaktın. Ben de senin canını yakacağım Umut. Gamze. Ne yapıyorsun kızım sen burada? Bırak kolumu. Umut'u görmeye geldim. Göremezsin Umut falan. Yürü eve. Yürü hadi yürü. Yürü. Bırak kolumu. Sen bana karışamazsın. Ben Umut'u istediğim zaman görürüm. Allah Allah kızım yürü git diyorum sana eve yürü git. Gamze'ye bak bak. Umut kahvede. Tamam mı? Yakalanırsa eğer hırsız diye karakola götürürler. O zaman kimliği açığa çıkar. Filmimiz de patlar. Bak sonra sen babama izah edersin. Yürü yürü. Gitmeyeceğim. Allah Allah kızım. Yürü eve diyorum sana bak. Seninle sonra konuşacağız biz. Yürü yürü. Böyle kolay başınızdan atamazsınız. Alo. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.